yine Dorukhan ne olacak diye soruyorlar. Bir de şimdi Salih Uçan da gündemde olunca Dorukhan'ın durumu ne olacak Serdar Sarıdağ? Önümüzdeki haftalarda her an Salih Uçan Beşiktaş'a, Dorukhan Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. İkiniz buradayken konuşmak lazım zaten. Diyebiliriz. Dorukhan Fenerbahçe'ye uzun zamandır konuşuluyor. Ben burada zaten bir son sayfa programı, ki uzun zamandır gelmiyor kendisi, buradan mesajım olsun Haldun Domaç'a. Haldun Domaç burada söylemişti. Yani resmi bir anlaşma yok ama Dorukhan Fenerbahçe'de demişti. Onun hakkını teslim etmek lazım. Çok erken duyurmuştu. Burada biz son dakika olarak da bu gelişmeyi vermiştik. Daha oldu diye söylemiyorum ama olmamışken de hatırlatmak amaçlı söyleyeyim. Bu arada Haldun abinin bir gençlik fotoğrafını gördüm bugün Aspor ekranında. Turgay Demir'le birlikte. Onda da yokmuş. Turgay abinin de gençlik fotoğrafları meşhurdur. Evet, bayağı ya, ikisi de ateş ediyorlar diyebilirim. Fotoğraf makinesi ilk icadı. bu kötü oldu şu an. Turgay abiyle hukukumdan dolayı bu espriyi yapma hakkını buldum kendimde ama tabii ki. Eyvah eyvah. Büyüğümüz olarak her zaman saygılıyız ona da. İkisine de selam göndermiş olalım bu vesile. Yani Haldun Domaç bu ekranda zaten aylar öncesinden bunun resmi olmadığını altını çizerek söylüyorum ama bir anlaşma yapıldığını söylemişti. Evet. Sana pası atayım Volkan Demir. Yani evet, neredeyse sezon başından bu yana birçok meslek büyüğümüzün de, Haldun abi de başta olmak üzere, dile getirdiği bir görüşme yapıldığı veya işte görüşme olmasa dahi işte Fenerbahçe'yle flört ettiği yönünde haberler vardı. Hatta Beşiktaş'la anlaşamamasındaki temel sebebin de bu olduğu. Ben hatta yazın şunu duymuştum. Beşiktaş işte Sergen Hoca Ersin'le devam ederken bir tecrübeli ikinci kaleci arıyor. İşte Fenerbahçe Dorukhan'a karşılık Harun Tekin önerdi diye de duymuştum. Geçen sezon yaz transferi. Geçen sezon. Evet. 2020 yaz transferi. Evet. Yani bu sezonun başındaki yaz transfer döneminde. Böyle o bir şey de uzun duymuştum. Uzun yaz transfer dönemi. Aynen öyle. Onu da duymuştum. Buna karşılık hatta Beşiktaş'ın Ozan Tufan'ı istediği, Dorukhan Ozan yapalım o zaman diye bir talepte bulunduğunu da duymuştum. İşte Sergen Hoca olması dolayısıyla vesaire. Ama görüntü o ki Dorukhan'da halen bir sözleşme uzatma durumu söz konusu olmadıysa belli ki Beşiktaş'tan ayrılacak. Beşiktaş'tan ayrıldığı günde ben Fenerbahçe ile sözleşme imzalama ihtimalini %99 görüyorum. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa, araya Real Madrid falan girmezse Dorukhan Toköz'ü gelecek yıl Fenerbahçe formasıyla göreceğiz gibi duruyor. İşin şakası bir yana bu sezon içinde La Liga'dan çok takım gündeme geldi. Evet. Dorukhan için. Ben de bu haberleri sen okuduğunda hep burada ne tepkisi verdim? Ben Türkiye'den ayrılacağını zannetmiyorum dedim. Ya şimdi bunu söylediğin zaman diyorlar ki ya kardeşim FIFA var, yok talimatlar var, transfer yasağı var falan. Ben söylüyorum da kardeşim ben bunu herhalde bir tarafından uydurmuyorum yani. Böyle bir gerçek var ki ben bunu anlatıyorum. Nasıl Abubakar'da da FIFA var, talimat var, o var, bu var ama bir de işin kulis tarafı var. Perde arkası tarafı var. Gazetecilik zaten budur. Bilal abi muhtemelen, konu Bilal abiden açıldığı için söylüyorum, o kulislere hakim olduğu için bir çıtlatmış yayında. Yani Bilal abi diyor ki yani hani açıklama yok sakatlığıyla ilgili, hani tam nedir? Sen diyorsun ki MR'ında sıkıntı var. Var, ufak bir sıkıntı vardı. Yok Bilal abi, ama Bilal abi bilerek oynamıyor falan, böyle bir şey demedi. Söylememiş. Yok yani. Hayır, öyle bir şey söylemedi zaten. Gazeteci olarak da biz Bilal abiye gazetecilik öğretecek halimiz yok. Gazeteci olarak da adam bir araştırma yapmıştır. Bir şeylere ulaşmıştır ki bu cümleyi kurmuştur. Ki zaten başkaları tarafından da dile getirildi. Yani kulisler var diye biz bu kulisleri konuşmayacağız durumu söz konusu değil arkadaşlar. Yani buradan hani abi FIFA talimatları var, yasak değil mi? Transfer yasağı bilmem ne. Görüşüyor herkese, hepimiz biliyoruz. Yani Neymar Paris Saint Germain'in transfer yasağı varken 222 milyon euroya Paris Saint Germain'e transfer oldu yani. O yüzden bonservis kısıtlaması varken daha doğrusu. Bir şekilde bir yol bulunuyor transferde. Birçok takımda birçok oyuncuyla sezon devam ederken görüşüyor. Bugün Salih Uçan büyük ihtimal Beşiktaş'a gider bence diyenlerin tamamı aslında Salih Uçan'la Beşiktaş'ın bir görüşme ya da Salih Uçan'la değil ama temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini biliyor. Dorukhan Toköz'le ilgili söyleyenler de aynı şekilde Fenerbahçe'yle flört ettiğini biliyor. Direkt oyuncu olarak değil ama temsilci olarak, temsilcisiyle flört ettiğini biliyor. Yani
bu işleri yapan kulüplerin yakalanması durumunda ceza alıyor bu kulüpler. Yakalanmaması durumunda herhangi problem olmuyor. En son zannediyorum Oğulcan Çağlayan'da böyle bir problem çıktı. Evet. Rize Spor'la Galatasaray arasında işte opsiyon vardı yoktu tartışması. Onun dışında transfer piyasası böyle bir piyasa. Yani herkes herkesle görüşüyor aslında. Ama kağıt üstünde yok biz görüşmüyoruz etmiyoruz falan diyorlar. O yüzden Sarı Uçan ve Dorukhan Toköz transferlerini de bu açıdan okumalarını tavsiye ediyorum izleyenlerimize. Volkan Demir diyor ki %99 Fenerbahçe'de diyeceğiz Dorukhan Toköz için. Serdar Sarıdağ da diyor ki sezon sonu Salih Uçan Beşiktaş'ta, Dorukhan Toköz Fenerbahçe'de duyarız. Bu konuyu böyle... Duyarsak şaşırmayalım. Yani duyarsak şaşırmayalım. Duymazsak? Diyorlar. Şaşırırım. Duymazsak şaşıralım. Şey gibi Atiba, senin Atiba tweetin gibi değil mi? Tabii. Evet, bir başka soru. Ali Bey, Emre Bey şu an önümde ikisi olduğu için onları görüyorum ama programın yine başından beri gelen... Enteresan bir konu. Burak Yılmaz. Heh, tam onu söyleyecektim ben de. Evet, o orada... Volkan'a soracaktım. Bir şey soracağım. Onu şimdi ya... soruyu söyleyelim. Burak Yılmaz'ın adı Fenerbahçe ile anılıyor. Siz de sormuşsunuz. Vallahi ben Ozan Zeybek'ten gördüm. Ben de onu söyleyecektim. Buyurun. Şimdi bir kere iddianın kaynağı Ozan Zeybek. Topu oraya atayım. Çünkü Burak deyince Fenerbahçe taraftarı çok sevmiyor Burak'ı yani açık ve net söyleyeyim. Yani hem Mesut Özil açıklamaları en son. Onun öncesinde de işte hep Fenerbahçe'nin rakibi oldu Burak. Ama Galatasaray... Fenerbahçe'de de oynadı. Oynadı da çok kısa yarım dönem. Yani neredeyse oynamadı diyebiliriz. Yani Burak Yılmaz'la çok enerjilerinin uyuştuğunu söyleyemeyeceğim. Ama şunu ifade edebilirim. Olayın bir de geçmişi var biliyor musun Melike? Nasıl bir geçmiş? Burak Yılmaz Fenerbahçe olayının geçmişi şu. Ki Fenerbahçe'si var. Burak Yılmaz'ın. Emre Belezoğlu. Ben kimim gibi söyledi. Emre Belezoğlu'nun ikinci gelişi yani son gelişinde sevgili Ahmet Selimkul o zaman A-Spor'da değildi. Başka bir kurumda çalışırken bir haber yaptı. Fenerbahçe Burak Yılmaz'la ilgileniyor diye. Tabii işte az önce bahsettiğim Fenerbahçe taraftarının çok haz etmediği bir oyuncu olduğu için çok tepki de gördü Ahmet Selim o haberi yaptığı gün. Ama o haber milli takım kampından çıkmıştı. Ve bizzat Emre Belezoğlu aracılığıyla Burak'a bir teklif yapıldığı ya da Burak'a evet. bir temas kurulduğu yönünde Trabzonspor'dayken daha iddialar ortaya atılmıştı. Sonrasında bu gerçekleşmedi. Burak Beşiktaş'a gitti. Sonrasında Lille gitti. Bu yeni durum. Yeni durum yine ben Emre Belezoğlu etkisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem milli takımda çok yakınlar. Yani birinci kaptan, ikinci kaptan.